Şimdi yarın Sayın Demirören, arkadaşları, belki as başkanı, diğer tercümanlar, belki Şenez Bey. Nyon'da, Cenevre'ye çok yakın bir küçük kasabada Platini ile baş başa konuşacaklar. Muhtemelen Platini diyecek ki, ne içersiniz? Hocam yine büyük adam. Evet. Sushi var mı hocam? Peki hakikaten kasabayı masaya biliyorsun yani. Lyon'da bir ne olacağını, Lyon, bütün detayları... Avrupa'yı avucumun içi gibi bilirim. Tamam. Hayır, nerede görüşmede nerede olacağını daha biliyorsun. İzmir'de kısa pantolonla dolaşırken ben Avrupa'da icraatlar yapıyordum. Yapmazız hocam, biz senin hakemliğini görerek büyüdük. Sadece hakemlik değil. Başka icraatlar yaptın. Neyse, dinle. Operasyonlar yaptın. Bırak şimdi, detay bu değil ki. Bu benim ne yaptığım değil. Benim geçmişim çok önemli değil. Türk futbolunun geleceği çok önemli. Yarın fazla bir şey olmayacak. Ben Twitter üzerinden bir örgüt kuruyorum. Gençlerden oluşmuş. 20'li yaşlardaki gençlerlik adına. Tam bugün örgüt lideri gibi konuştun demin. Ama organize suç örgütü değil tabii. Organize yardım örgütü. Hayda. Bunların başında da ilk olarak bu gece Berk Aydın'la Celal Baggins'i aldım. Bugün bu akşam bize gelen çocuklar kimdi o üniversite çocuklar? Benim aynı üniversite. Reklam çocuklar. Neydi isimleri çocukların? Bize gelen çocuklar vardı burada. Neydi bana, ben söyledim. Emirhan'dı. Emirhan. Falan. Hepsine de buradan selam. Artık bu dönemi kapatmaları lazım. Hele bu Emre'lerle, Volkanlar'la falan bu katlanıyor. Hatta sağduyulu Fenerbahçeliler bile artık yeter diyor. Konu Fenerbahçe değil. Fenerbahçe değil. Beşiktaş rahatsız. Eyvah, Emre'ye geldi mi? Pardon, özür dilerim. Yok ama yok. Gerek yok yani şu anda. Emre, Fatih Terim, Aziz Yıldırım'a dokunulamaz diye Abdülkerim bir tabela var hocam, evet, biliyorsun bizim programda. Ne diyeceksiniz? Değerlendirmenizi alalım. Şimdi ben... Bak, Abdülkerim Durmaz. Milletin ayağını mayağını kırardı, suratına tükürürdü. Allah ya Allah. Ya şeyler, kornerlerde falan yapardın, sen yapardın. Ya tamam, her neyse. Ben bir şimdi... dakika yapardın ya. Ama inan bana, bir hakem gelse Abdülkerim Durmaz suratına tükürdüğünde, gel Abdülkerim'cim yapma ya. Bak kimsenin... Bak sonra yapma dese kesinlikle Abdülkerim Durmaz mı olurdu? Bence ya bir Abdülkerim dolaylı hoca yoldan maçın ahlakını ilerledim. Abdülkerim Hoca'yı kaç kere seyrettik ya? Hocam Rasim gelsin. Rasim ne oldu Rasim sana bugün ya? Ya Rasim ne oldu Rasim? Bu ne diyor ya? Apo Rasim'e ne oldu bugün ya? Aziz Yıldırım için derim, bu olayda da gelemeyecek diyorsa aşiret lideri. Eğer bundan dolayı da derebeylik yapıyorsa Aziz Yıldırım iki defa derebeylik yapıyor. Abi yanlış. Ben geri adım yapmıyorum ben. Siz Aziz Yıldırım'ın konuşmasını dinlemelisin. Yanlış konuşuyorsunuz. Yanlış değerlendiriyorsunuz. Öyle söyle ki, ama. Ama ha, izleyin abi. O zaman bilgi sahibi olmadan konuşuyorsun hocam o zaman. Peki onun, abi. Hocam onun fedelesi var. Sen şöyle Ertem yayınlasana kardeşim. Arkadaşlar o veteriyi lütfen ekrana getirelim. Başkanım bir şey söyleyeceğim. Evet. Hakem buyurun. Hataları, hakem hataları, Adana Spor'un aleyhine hakem hataları görüyoruz. Hakem evet, hataları var. Tanık olur bir sürü. Bunlar bir organizasyon mudur? Yoksa... Hayda. Ya dur Rasim bir dakika. Hemen yine yani organizasyon... Ya Adana Spor'un iyi bitirmek amacı olsun. Ya dur Rasim, bitirelim. Kendisi cevap versin. Allah, soruyorum ben. Ama organizasyon ne demek ya? Ya kardeşim, ben top gezdirmiyorum. Bir şey soruyorum. Direkt soruyorum. Peki, giriyorum. Ya. Tık bıraktı kendini. Hmm. Mesela şu anda kımıldama. Uzun. Sakın kımıldama. Arkandan bir kedi geliyor, üzerine atlayacak. Dikkat et. Şimdi bak, sen ciddi zannettin değil mi? Mecbursun bana güvenmeye. Hayır, şunu diyeceğim. Evet, bir ara ciddi zannettim. Bir ara kedi zannettin değil mi? Tepeden kedi. Şimdi ben senin dördüncü hakemi. Şey abi. Ben sapıksam. Buradan abi iyice gayet noktalara geldik. Sen bana uyuyacaksın. Dağıtmayalım hocam Beşiktaş'ı da. Evet. Bugün Beşiktaş'ın... Allah korusun. Hakikaten o, hani, konuyu dağıtmayalım. Beşiktaş'ı zaten dağıtamayız. Beşiktaş. Bugün genel olarak baktığın zaman... Ertem'e bak. Ha bak, bu futbolcu milleti normal değil. Bu futbolcu milleti rahatsız. Psikopat. Psikopat kardeşim. Şimdi Şinayder. Sen takımın patronusun. Takımın lideri, yıldızısın. Oyundan çıkıyorsun. Niye çıkıp gidiyorsun kardeşim? Niye malzeme veriyorsun? Bugün dünya Galatasaray-Chelsea maçına kilitlendi değil tabii mi? Yani baktığın zaman Türkiye'nin, Avrupa'dakiler hep beraber, Allah'ın izin verirse de muhtemelen de maça da gideceğiz. Evet. Yani oradaki maça da gideceğiz yani. Öyle mi? Evet, Chelsea Galatasaray maçında orada bir Galatasaray'ı destekleyelim. Ama yine söylüyorum yani, tereddütüm var. Eğer burada Galatasaray'ın mutlaka yenmesi lazım. Ben o hafta geldiği zaman yine o maçta... Ya yapmayın. Yine var ya. Güldürmeyin, dur. O maçtan evvel, Juventus maçından yaptığım yorum gibi, o maçtan evvel de bakacağım. Ben yorum mu yapacağım? Neyse. Yapmayın çocuklar. Ben yorum mu yapacağım abi, ondan sonra... Niye oraya gidiyorsun? Buradaki maça git abi. Buradaki maça da gideceğim. Ya buradaki maça televizyondan seyredeyim. Burada gitmem. Oraya gideceğim. Söz verdim. Rovanş'a gidiyorsun. Ay, İngiltere'de şimdi Canay diye benim bizim kardeşimiz var. Ha, anladım. Söz verdim. Orada İngiltere'de Galatasaraylı evet, arkadaşlarımıza söz verdik. Ben çünkü Türk futbolu o kadar kalitesizleşti ki ya, o Balıkesir maçını seyrediyorum. Balıkesir'in sesini. Orası patates tarlası mı kardeşim? 1982-83'ü hatırladım ya. İsterseniz toprak sahada oynatın be. Yuh be.
Paraşütsüz çıkıyor. Türkiye'ye gidiyor vallahi yapıyor. Bizim Osmanlı Göztepe tamam. Güzel tamam, oraya selamlar Göztepe'ye göz göz. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor, belli değil. Şampiyon olursa şimdi bakın. Şampiyon olursa savunmaya baktığın zaman şimdi iki tarafında Olcay Motta ve Gökhan Atiba. 96'nın Nisan'ın sonu, dakika 87, Hacı buradan ortaladı, Alpay Hakan'ı çekti, ben penaltıyı verdim. Bugün de olsa veririm. Gittim, mırmıç bağırarak, hatta hakaretamiz bir ifadeyle bana doğru koşuyor. Ha, atacağım. Bana değil, döndü Alpay'a daldı. Dedi ki, ona Bursa'da oynanan Türkiye-Hollanda milli maçında Seedorf'a yapmıştı beni. Niye yaptın bu hareketi dedi. Ben haklıyım haksın demiyorum. Ben o gün penaltı gördüm, çaldım. Bugün de olsa... Hocam hak ediyor verildi. Musun bu tezahüratları sence? Ya... Hak ettin mi bir yani? Bir şey söyleyeyim size, bakın. Türkiye'de insan eleştiriye açık olacaksın. Bize öyle tezahüratı uygun görmüşlerse, Beşiktaş seyircisi söylüyorsa kızıyorum ama... canları sağ olsun, ne diyeyim? Peki hocam... Türkiye'de, hocam Türkiye'nin, bakın... Değildi. Arif'in aslında o maçta benim yaptığım... Geçen hafta Macaristan'a... Maruz kalan hayır ya, hafta... o maçta yaptığım benim hocam, maçta büyük hata var Sinan. Gurur duydum penaltı seninle. Değil. Gurur duydum seninle. Geçen hafta Macaristan milli maçına gittim de orada bir dergiyi açtım. Anlatmıştın geçen baktım, hafta. Baktım, bir daha anlatıyorum. Anlattın mı geçen kim hafta? Kim selam söylemişti? Anladım. Birini selam söylemişti. Hocam tanımıyordu. Aa, Army. Army hocam. Bu Army insan mı? Army. Hayvan mı? Kadın mı? Erkek mi? Nedir bu? İnsan hocam, Army. Ne hocam, için? Army diye bir isim bilmem ben. Army arkadaş, Armağan. Hocam, ha. Army. Hocam, Türkiye'nin en meşhur üç hakemi gelmiş geçmiş Doğan Babacan, Cüneyt Çakır ve Ahmet Çakar. Bu bize gurur verici. Hocam, ama bunun yanı sıra da bu Vahap Beyaz, Ahmet Çakar, bunu hak ettin mi sen? Hak ettim mi? Etmedim. Etsem ettim derim. Etsen kızıyor derim. Musun? Kızıyorum. Aynen, ama yani, canlarınızı aynen ne dersin? Benim hocam, yaptığım hata şey avokaciyi oyundan atmaktı. O hataydı. Ben çok tenisle ilgildim ama baktığın zaman Ümit biliyor. Ümit de çok takip ediyor ama baktığımız Sarapova, işte Williams falan, bunlar dünyanın bir numaraları. Bunları getirmişsin. Bunları televizyonlarda saatlerce sabaha karşı seyrediyordun. Bunları getirmiş. Bunlar, sen de tenis seversin. Ya bunun hatırı vardır. Şimdi televizyon sattı. Televizyon programı biz yaptığımız için bizim için güzel olur. Her hafta malzeme olur. Hele de ama hocam. Galatasaray'a yazık olur. Verilen paraya yazık olur. Galatasaray'a yazık olur. İki maçta bir, üç maçta bir muhtemelen 10 kişi bırakır. Özel hayatında sansasyonlar olur. Bir bakmışsın yolda gazetecilerle kavga etmiş yumruk yumruğa. Yapar mı? Tabii, %100. Yani bu tip şeyler olabilir. Resmini çekecekler, edecekler. İtalya'da, ya İtalya'yı burası gibi falan zannediyor. Yani burada sokağa çıktığı zaman Balotelli diyelim Galatasaray'ın formasını giydi. Burada herhangi Nişantaşı'na veya bir yere İstinye Park'a falan gitti. Falan. Tamamıyla bir gazeteci ordusuyla gider. O da bunu rahatsız edecek. Düşünsene ünlü bir Romelu, forvet Balotelli. Uymaz. Arkaya kim kaldı stoper olarak? Uymaz. Bir manyak daha bulalım da. Yani işte kim olur abi? Bir manyak var mı arkada bakalım Avrupa'da oynayan? Öyle rahatsız bir tip kim var? Rahatsız. Kim var? Eskilerden Gattuso vardı da. Ya Gattuso olmaz da. Gattuso orta sahada. Değil şimdi yok. Yazık olur. Galatasaray uymaz. Galatasaray uymaz. Galatasaray'a yakışmaz. Türkiye'nin oyuncusu değil bu çocuk. Yazık olur. Evet. Bu arada ben biraz önce Godfather mı dedim filmi, Yüz Yüze filmi, Tony Montana'nın Yüz Yüze filminden bir kareyi ekrana. Scarface. Evet, Scarface. Yaralı yüz. Evet, yaralı yüz. Dedim ya ben sana işte Scarface mi diye. Godfather dedim, yanlış söylemişim. Şimdi baba sırayla Al Pacino olmuş, öteki abla da Michelle Pfeiffer rolünde. Doğru. Ne bileyim Galatasaray'ın... Ama ben Galatasaray'ı çirkinleşti. Tamam ben ya, o kötü bir niyet yok. Diyor. Ama tabii yenilmişliğin de vermiş olduğu bir sinir var orada. O da dese ki çıksa Galatasaray... Yani yarın bir gün bir başka maç içinde der ki Gençler Birliği oyunu kötüleştiriyor, kapanıyor. Sen de dersin ki sana ne kardeşim, kapının önünü temizle dersin. Yani Galatasaray'la ilgili konuşmak İlhan Cavcav'ı ilgilendirmez. Doğru ya doğru abi, kime ne yani? Bir de Sayın Başkan fikrini Kılıçdaroğlu... Fikrini söylemesi de bizi ilgilendirmez ama biz de onun fikrine yorum yaparız. O da onu ilgilendirmez. Şimdi diyeyim ki, yani hocanın söylediğini Rasim söylese derim ki tamam derim. Yani Rasim çok... Futbol sahası, soyunma odaları. Anladın mı? Yani koklamamış havasını falan. Ha. Tamam mı? Rasim'in şimdi belli. Rasim futbolla ilgili haddini bilen tamamıyla kardeşimiz, siyasi
Yani evet. Tamamıyla yani branşı o. Ya, futbolda biliyor ama futbol sevmiyor.